Cebimde gerçekten 2 liram bile yok yani. Tramvaya binecek 2 liram yok. Otobüs fiyatlarını da harika kötü yansıyacağını düşünüyorum. Garip kuraba otobüse mecbur binecek, işe gidecek. Bazıları var 3 araba değişiyor. Bunun sonu nereye kadar varacak? Kayseri'de toplu taşıma fiyatlarına %20 oranında zam yapıldı. Bize Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına yeni ulaşım fiyatları hakkında ne düşündüklerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Emeklinin maaşına, işçinin maaşına gelen zamlar %5, %8, %9. Ulaşıma da %20 zam geliyorsa elektriğe, doğalgaza, onlara da o şekilde zam vermeleri gerekiyor. Hani bir tabir var ya, vur abalını sırtına, o şekilde vuruyorlar yani. Peki sizce vatandaş ve öğrenciler aynı zamanda bu kış sezonunu nasıl geçecekler bu yeni ulaşım fiyatlarıyla? Vallahi onu bilemem. Ekonomisi iyi olan var, kötü olan vardır. Allah kötü olanlara yardımcı olsun. Yardım etsin. Benim de öğrencim var. Ben de çocuk okutuyorum ama yeri geliyor kitapçılara yazdırıyorsun yani alacağın kitaplarını. Zaman zaman da ödemesini yapıyorsun. Durum bildiğiniz gibi değil yani. Gözüken köy kılavuz istemez derler ya hani. Memura, emekliye verdikleri zam belli. Ulaşıma, elektriğe, doğalgaza gelen zam belli. Bunu hükümetimizin iyice düşünmesi lazım. Yani bunları da gözden geçirmesi lazım. Her şeyleri belli yani. Biz şu an genç olarak gerçekten kendimizi hem psikolojik olarak çok kötü hissediyoruz. Hiçbir şey, zaten gelecek kaygımız var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Üstelik her geçen gün ülkenin böyle kötüsü duruma gitmesine çok üzülüyoruz. Ama elimizden bir şey gelmiyor. Ne kadar sesimizi duyurmaya çalıştıkça bizi hep susturuyorlar. Ne zaman Twitter'da bir hashtag başlatsak, bir şey yapsak her seferinde susturuluyoruz ya da haklar, özgürlüğümüz kısacası kısıtlanıyor. Biz bu durumdan artık çok yılmış durumdayız. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Sesleniyoruz, kimse sesimizi duymuyor. Ben şu anda dershaneye gideceğim ama cebimde gerçekten 2 liram bile yok yani. Tramvaya binecek 2 liram yok. Nasıl gideceğimi bilmiyorum. Yarım saat yol yürümek zorundayım. Kısacası çok yorulduk. Otobüs fiyatlarını da harika kötü yansıyacağını düşünüyorum. Gençlere özellikle. İstanbul'da mesela 10 lira. Burada da 2 lira, 3 lira desek mesela. Yani halk neyden karşılayacak bunu? Mecliste ya da milletvekillerinin gereksiz harcamaları var. Bunu harcayacağınıza daha önemli şeyler harcarsanız olmaz mı? Yani devlet olarak, yönetim olarak. Yani Erdoğan 2023'te uzay aracı gönderecekmiş. Bunu göndereceğine halkına baksa, Somali'ye 50 milyar dolar vereceğini halkın harcasa daha mühim değil mi? Ya da Azerbaycan'a askeri müdahale yapacağını. Yani biz halka değil miyiz? Yani bu durumu şöyle değerlendirebiliriz. Biz öğrenciler olarak, ben üniversite öğrencisiyim ve birçok arkadaşımla beraber gün içerisinde birçok kez aktarma olsun toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz. Yani ülkemizde gördüğümüz bu zamlar maalesef enflasyondan dolayı çok fazla. Bunun toplu taşımalara da yansıması özellikle biz öğrencileri bayağı etkileyecek diye düşünüyorum. Bakalım, umarım bu zamlar bizi çok da zorlamaz. Devlette para yok. Devlette para olmadığı için de otomatikmen de vatandaştan alıyor parayı. Mesela şu an diyor, mesela televizyonda açıklandığına göre Merkez Bankası'nda diyor para kalmadı diyor. Kalmadığı için de bunu ne yapacak? Mecbur vatandaştan alıyor. Ama vatandaşa tulumbaya su atmadan su çekiyor. Devamlı su çekiyor. Ama vatandaşta da bitti şu an. Yani limit bitti. Hani şu an ne yapar bilgimiz yok. Hani zamlarla iyi deneye işler iyice durmaya başladı. Ben mesela esnaflık yapıyorum Bersin'de. Kendim tesis açayım. Hani şu an durdu iyi deneye. Hani ekmek kazanamaz hale geldik. İşlerimiz iyice durdu. Hani devlet yardım etmiyor. Ne olacak bilmiyorum. Hani devletin yardım etmesini bekliyoruz. Kısacası bu yani. Peki sizce ulaşıma yapılan bu zamlar vatandaşları ne yönde etkileyecek bu kış sezonunda? Ya vatandaşı etkilemez. Yani üniversiteli etkiler, öğrenci etkiler. Başka kimse etkilemez. Onlar biter yani. Başka bir şey olmaz yani. Vatandaş gene aynı devam eder yolunda. Öğrencileri her türlü zaten her zam kötü etkiliyor. Yani hepimiz biliyoruz, öğrenciyiz. Hani öğrencilere iş zorunluluğu da hani yok. Çok fazla iş veren olmuyor. Öğrenci parayı zor kazanıyor zaten her türlü. Yani her türlü sıkıntıya giriyor öğrenci. Daha hani her türlü etkiliyor işte. Şimdi zaten hayat gitgide zorlanıyor. Günden gün hayat ağırlaşıyor. Garip kuraba otobüse mecbur binecek, işe gidecek. Bazıları var 3 araba değişiyor.
bunun sonu nereye kadar varacak? Ben emekliyim, benim bedava. Ama vicdan azabı duyuyorum. Bugün asgari ücretle bir çalışan bir kişi 5 kişiye bakıyor, evi kira. Bu nasıl altından kalkacak? Asgari ücretten çalışıyor. Bunu yani bu zam yapmaları çok yersiz bence. Keşke zamı geri alsalar. Ama tabii almazlar. Yapılan zamı uygulayacaklar. Olan ne olacak? Bu asgari ücretli olacak. Yoksa benim gibi 65 yaş üstü ne olacak? Para vermeden gidiyor geliyor. Geri almaları şart. Yazık yazık. İnşallah geri alırlar. Ama pek zannetmiyorum. İnşallah Memduh Başkan bunu bir daha düşünür de ortamda bunu iptal edebilir.